Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sosyoloji dersimizin 5. ünitesi olan kültür konusuyla karşınızdayım. Kültür ünitemizi 2 bölüm halinde inceleyeceğiz. İlk bölümde kültürün tanımını, kültürün özelliklerini, kültürün işlevlerini ve son olarak kökleşmiş kültür öğelerini ele alarak ilk bölümü tamamlayacağız. Gelin ilk olarak da kültür kavramıyla dersimize başlayalım. Kültür nedir hocam? Kültür bir toplumun kendine özgü yaşam tarzına bilgi ve görgü kurallarının tamamına kültür diyoruz. Kültür insanların oluşturduğu ortak yaşam biçimidir. Yani hocam insanların giyim tarzlarıdır, konuşma şekilleridir, beslenmeleridir, yaşamdan beklentileridir, dini öğretileridir, yani inançlarıdır, örfleridir, gelenek görenikleridir veya yaşamdan istekleridir. Yani alışkanlıklarının tamamıdır kültür. Kısacası kültür için ne söyleyebiliriz hocam? İnsanların oluşturdukları, kuşaktan kuşağa aktardıkları maddi ve manevi yapıların bütünüdür hocam. Hocam maddi ve manevi derken neyi kastettiniz? Şunu kastediyoruz. Kültürün öğelerinden bahsediyoruz. Yani kültür maddi ve manevi öğelerden oluşur. Maddi öğe dediğimiz şey insanların ürettikleri her türlü araç ve gereçtir. Manevi öğeler ise kültürün bilişsel ve davranışsal boyutudur. Yani daha çok örfle, gelenek göreneklerle, ahlakla, dinle ilgili bir durumdur. Gelin bunların örneklerine bakalım. Kültürün maddi öğelerine baktığımızda teknoloji, sanat eserlerini, araç gereçleri, camileri, köprüleri görebiliriz. Manevi kültür öğeleri ise değerlerdir, sanat akımlarıdır, gelenek göreneklerdir, törelerdir, inançların kendisidir yani soyut olan kısmıdır daha çok. Peki bu maddi öğe bağımsız, manevi ve bağımsız mıdır? Hayır hocam her ikisi de birbirini etkileyen bir bütündür. Gelin maddi ve manevi yapıların özelliklerine bakalım. Maddi ve manevi kültür öğeleri birbiriyle etkileşim içindedir. Maddi kültür öğeleri manevi kültür öğelerine göre daha çabuk değişir. Maddi kültür öğelerindeki bir değişme manevi kültür öğelerini de zamanla değiştirir. Maddi kültür öğeleri daha çok insan emeği sonucu oluşurken manevi kültür öğeleri ise insanların birbiriyle kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya çıkar. Şimdi gelin kültürün boyutlarına bakalım. Kültürün kaç temel boyutu vardır? Hocam 3. Bir bilissel boyut, iki davranışsal boyut, 3- maddi boyuttur. Peki bunların detayları nedir? Bakalım hocam. Bilissel boyuttan kalsımız değerler, inançlar ve anlamlardır. Niçin sorusuna cevap verir. Maddi boyut ise her türlü araç gereçtir. Hangi araçlar sorusuna cevap verir. Davranışsal boyut ise tutum ve davranışlardır. Nasıl sorusuna cevap verir. Hocam kültürün tanımını gördük. Kültürün boyutlarını gördük öğelerini de gördük. Gelin en önemlisi olan kültürün özelliklerine bakalım. Kültürün ne gibi özellikleri var? Şunları sayabiliriz. Kültür toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişmektedir. Kültür dil aracılığıyla aktarılır. Kültür tarihseldir. Kültür birleştirici ve bütünleştiricidir. Kültür toplumsallaşma süreciyle öğrenilir. Kültür toplumsaldır. İnsan eliyle oluşturulan, değiştirilen her şeydir. Her toplumun kendine ait bir kültürü vardır ve kültür belli bir süreklilik kalıcılık arz eder. Peki hocam bu kültür ne işe yarar? Ne gibi işlevleri var diyorsanız şunları yine sayabilirim. Toplumsal düzeni sağlar, insanların ihtiyaçlarını karşılar, bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunur. Toplumları birbirinden ayırt eder ve onların kendine özgü yaşam tarzını ortaya koyar. Bireye toplumsal bir kimlik kazandırır. Bireylere, gruplara, toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıpları sunar. Peki hocam güzel, bunu da anladık. Şöyle bir soru gelirse nasıl cevaplayalım? Kültür nasıl kazanılır? Hocam kültür doğduktan itibaren etkisine maruz kaldığımız bir durumdur. Hocam bebekken kültürü öğreniyor muyuz? Hayır onu kastetmiyorum. Bilinçlenmeye başladığımızda, algılamaya başladığımızda yani büyümeye başladığımızda o içinde yetiştiğimiz ailede ilk olarak kültürü öğreniriz. Neyin ayıp olduğunu ya da olmadığını, neyin doğru ya da yanlış olduğunu, neyin iyi neyin kötü olduğunu, büyüklere neden saygı göstermemiz gerektiğini, hangi değerlerin bizim için önemli olduğunu ailede öğrenmeye başlarız. Sonra çevreye açılırız. Arkadaş çevresi, komşu çevresi, akraba çevresi, okul çevresi buralarda da kültürün diğer öğelerini öğreniriz. Ve kültürel bir kimlik kazanırız. Ondan sonra ne yaparız? Bu kimliğin üzerine kendimiz de bir şeyler katarız ve bir sonraki kuşağa aktarmış oluruz. Peki hocam şöyle bir soru gelse. Kültürün kaç temel unsuru vardır ve bunu bunlara nasıl katarız? Yani Kültürün 3 temel unsurundan bahsediyoruz. Genel unsuru, özel unsuru ve seçenek unsuru vardır. Biz 3 şekilde kültürün unsurlarına katılmış oluyoruz. Detaylarına bakacak olursak kültürün genel unsurlarına şu şekilde katılırız. Bireyin toplumun genel değerlerini göz önünde bulundurarak toplumun diline, yasalarına, inanç tarzlarına, aile ve evlenme biçimlerine katılmasıdır. Birey toplumun genel unsurlarına kendiliğinden katılır yani zorunludur. Kültürün özel unsurlarına katılma ise bireylerin gelişim ve düzeylerine, kültürel kimliklerine, ilgilerine, beklenti ve görüşlerine uygun olan toplumsal gruplara katılmasıdır. Örneğin meslek seçimi gibi. Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma, bireylerin kendi isteklerine ve iradelerine göre bir gruba dahil olmasıdır. Örneğin bir siyasi partiye ya da spor kulübüne üye olmasını örnek verebiliriz. Şimdi gelelim hepimizin en çok karıştırdığı kökleşmiş kültür üyelerine. Yani niye hocam? Örfe, adete, gelenek ve göreneklere. Hocam bunların hepsi aynı değil mi? Şahsen ben de çoğu kez birbirinin yerine kullanıyorum. Ama ÖSYM diyor ki karıştırma. Yani testlerde karıştırmamızı istemiyor. Belki bize sorabilir. O yüzden bunların detaylarına bakmamız lazım. Kök değişmiş, kültür öğeleri nedir? Örfle gelenek aynı mıdır? Adetle görenek aynı mıdır? Bunların ayrımına bakalım. Tabii ki aynı değil. Şimdi detaylarına geçiyoruz. Öf dediğimiz şey bir toplumun işleyişinin temeli olarak görülen toplum yaşamında bireylerin kendilerini uymaya mecbur hissettiği davranış kalıplarıdır. Öflerin yaptırım gücü fazladır. Kimi yörelerde kanun gibi işlev görürler. Örneğin kan davası bir örf örneğidir. Adete geldiğimizde ise uyulması zorunlu olmamakla beraber toplumsal yapı sebebiyle uyulan normlardır. Örneğin bayram ziyareti bir adettir. Birey bunu yapmayabilir ama yapmadığında kınanır, ayıplanır o yüzden yapar. Ya da kız isteme töreni bir adete örnektir. Peki gelenek nedir hocam? Gelenek gelenekler kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumsal bütünlüğü sağlayan, yaptırım gücü örf ve adete göre zayıf olan davranış kalıplarıdır. Pilav ayran günü ya da geleneksel olarak yapılan mezuniyet töreni buna örnek verilebilir. Peki hocam görenek nedir? Görenek başkalarını görerek, gözlemleyerek yaptığımız davranışlardır. Mesela tespih çekmek, mesela bıyık bırakmak bunların hepsi görenekle ilgilidir. Peki hocam biraz daha toparlayalım diyorsanız biraz daha üzerinde kalalım. Bunları yaptırım gücüne göre örneğin sıralayalım. Yaptırım gücü en yüksek olan nedir? Örftür. Yani töredir. Sonra adettir, sonra gelenektir, sonra hocam görenektir. Peki hocam bir de örnek verin tekrar. Verelim mesela karmaşık verelim. Örneğin İspanya'daki boğa güreşi her yıl düzenleniyor. Neyle ilgilidir hocam? Bu adet midir, gelenek midir, görenek midir, örf müdür? Hocam bu gelenektir. Bakın her yıl düzenleniyor. Klasik olarak belli bir zamanda düzenleniyor. Artık kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek haline gelmiş. Peki hocam düğünde takı takmak nedir? Hocam bu da adettir. İşte damat tarafının takısı yok gelin tarafının takısı dediğimiz şey adetle ilgilidir. Peki hocam başlık parası? Hocam örflerle ilgilidir. Bazı yerlerde şiddetli bir şekilde savunmakta ve yerine getirilmektedir. Peki hocam selamlaşma ne demektir? Hocam selamlaşma da görenektir. Nasıl selamlaşacağımızı karşı tarafı gözlemleyerek gördüğümüze göre biz ne yapmışız? O göreneği öğrenmişiz diyelim. Ve ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.